Kanal G ana haber bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı yol araması yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlama sonucu iki asker şehit olurken bir asker de yaralandı. Hakkari Yüksekova'da meydana gelen patlama sonucunda iki asker şehit olurken bir asker de yaralandı. Alınan bilgilere göre olay Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi, Kamışlı bölgesi yakınındaki Geçkan Köyü bölgesinde meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, arazi tarama operasyonunu sürdüren askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ilk bilgilere göre iki asker şehit olurken bir asker ise yaralandı. Yaralı asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Kilise atılan roketlerden patlamamış olanların imhası sırasında ağır yaralanan polis memuru Murat Mimiroğlu kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehide bugün görev yaptığı Kilise Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreninin düzenlenmesinin ardından Giresun'a getirilerek son yolculuğuna uğrandı. Şehit ateşi Giresun'a düştü. Suriye'den DAEŞ tarafından atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışan bomba imha uzmanı Murat Mimiroğlu, roket parçasını imha ederken bombanın patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehitin Giresun'da yaşayan anne ve babasına acı haber Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ve beraberindekiler tarafından verildi. Şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana ve mahalleye Giresun Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Mustafa Mimiroğlu'nun da emekli polis memuru olduğu bildirilirken şehidin iki kız kardeşi olduğu ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi. Evli ve bir kız çocuğu olan Mimiroğlu için görev yaptığı Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Kilis Emniyet Müdürü Candemir Özdemir ile meslektaşları katıldı. Törene 2 yaşındaki kızıyla birlikte katılan şehidin eşi Ayşegül Mimiroğlu ayakta durmakta zorluk çekti. Ayşegül Mimiroğlu şehit eşinin tabutuna sarılarak feryat etti. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Giresun Tirebolu ilçesine getirildi. Şehit için ilçenin liman sahasında cenaze namazı düzenlendi. İkindi namazına müteakip il müftüsü Muhittin Oral tarafından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası şehit Mimiroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu dualar ve tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Demirci Mahallesi'ndeki mezarlığına götürüldü. Kars'ın Kağızman ilçesinde aralarında Çemçe bölge sorumlusunun da bulunduğu PKK'lı teröristler ataklarla vuruldu. Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Kağızman'da PKK'lı teröristlere hava destekli düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kars'ın Kağızman ilçesindeki PKK'lı teröristler ataklarla vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda aralarında Kağızman Çemçe bölge sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Helikopterlerle PKK'lı teröristlerin önce inleri vuruldu. Ardından güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına uymayan teröristlerin güvenlik güçlerine ateşle karşılık vermesi sonları oldu. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklama ise şöyle. Kars Kazman Çemçe kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış, yapılan teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine hava destekli operasyon sonucunda girilen silahlı çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerle birlikte 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 5 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, bol miktarda cephane ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sivil vatandaşların katledilmesi teröristlerin ilk hedefi olduğunu söyleyen vali sözlerine devam ederek operasyonların devam edeceğini belirtti. Teröristlerin Erzurum, Kars ve Ağrı illerinde sivil vatandaşlarımızın katledilmesi başta olmak üzere sabotaj, saldırı ve yol kesme eylemlerine katıldıkları tespit edilmiştir.
Güvenlik güçlerimizin bölgede yaptığı operasyonlar devam etmektedir. Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuruyla asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sınıra konuşlandırılan fırtına obüsleri ve çok namlulu roketlerle Suriye'nin Çoban Bey Raya arasındaki DAEŞ hedefleri vuruluyor. Atışlar sonucu tam isabetle vurulan DAEŞ hedefleri yerle bir edilirken ortalık toz bulutuna döndü. Sınır birliklerinden yapılan atışlarla belirlenen DAEŞ hedefleri yerle bir edildi. Kilis'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Suriye sınırında konuşta bulunan çok namlulu roket atar, fırtına obüsleri ve topçu birlikleri tarafından Suriye'nin Çoban Bey ve Rayi bölgesindeki köylerde bulunan DAEŞ hedefleri vuruluyor. Tam isabetle vurulan hedefler yerle bir ediliyor. Atışların ardından hedeflerin bulunduğu bölgeden yoğun dumanlar yükselirken dumanlar sınır köylerinden de görülüyor. Bu saate kadar yaklaşık 6 kez yapılan atışlar belirli aralıklarla sürüyor. Geri gelsin biraz kendi sahana. Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat ürünlerini taşıyan tırlar, Edirne Kapıkule sınır kapısında kaçakçılığı önlemek adına yapılan kontrollerden dolayı 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Tır şoförleri ise yaklaşık 3 gündür kuyrukta beklediklerini söylüyor. Kapıkule sınır kapısında 25 kilometre tır kuyruğu oluştu. Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat ürünleri taşıyan tırlar Edirne'de Kapıkule sınır kapısında 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Tır şoförlerinin yaklaşık 3 gündür kuyrukta bekledikleri kaydedilirken geçişlerin yavaş işlediği belirtildi. Geçtiğimiz cuma günü Bulgaristan'da yapılan rüşvet operasyonu nedeniyle Türkiye tarafından oluşan tır kuyruğu devam ediyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Kapıkule'ye gelerek incelemelerin ardından açıklama yaptı. 20 kilometre bir tır kuyruğuyla geldik. Bu gördüğünüz tır parkında da yaklaşık 5 kilometrelik bir tır kuyruğu var. Yaklaşık 25 kilometrelik bir tır kuyruğu. Yine sürücü arkadaşlarla konuştunuz. Cuma günü İstanbul'dan çıkan araçlar bugün hala tır kuyruğunda beklemekte. Bu ne demek? Bu aslında yaklaşık 1250 araç en azından 100 milyon dolarlık Türkiye ihracatı yolda, yolun sağ şeridinde park halinde. Kapıkule bizim için artık kapı çile olmuş durumda. Sadece sürücülerin zorda kalması meselesi değil. Türk ekonomisi, bu mal gidecek. Size söyledim, 1250 araç, nereden bakarsanız 100 milyon dolar, 120 milyon dolar. Gidemediği için para gelmiyor. Para gelmediği için burada ekonomi dönmüyor. Böyle bir lüksü yok. Dünya ticaretinin kapılarda 2 gün, 3 gün bekleme lüksü yok. Türkiye'den Fransa'ya taşıma yapan tır şoförü Yasin Topraksa, şoförlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bak 3 gündür ben burada sıradayım. 3 gündür daha kahvaltı yapmadım. Arabam sıraya geldi. Benim çocuklarım ekmek bekliyor. Ben orada taş pişiremem çocuklarıma. Ben para kazanayım diye geliyorum bu Avrupa'ya. Şimdi ilginç bir haber geliyor ekranlarınıza. Artvin'in Borçka ilçesinde ayılar bir vatandaşa ait arı kovanlarına saldırdı. Ayıların 40 kovanı parçalayarak bağlarını yemesiyle oluşan maddi hasar oldukça fazla. Artvin'de ayılar 40 kovanı parçalayarak bağlarını yedi. Borçka ilçesinin Demirciler Azura mahallesindeki Cevdet Damla Türk'e ait yazlık evin önünde arı kovanlarına saldıran ayılar 40 kovanı parçalayarak ballarını yedi. Kovandaki balları yiyip maddi zarara yol açan ayılar Namlı Türk ailesinin kara kara düşünmesine sebep oldu. 10 senelik emeğim gitti yani. Vursan bir o arı kadar değerinde ceza yersin. Vurmasan abi öyle cezasını çekiyoruz. Yazık yani, bu millete yazık yani. Buna bir önlem alınması lazım. Bunları çok seviyorum. Evlatlarım gibi seviyorum. Sabah ben gelip de seyredeyim dedim. Bunları geldim ki bir tane ayakta hiç arı yok. Hepsini birbirine karıştırmış, yemiş, şey yapmış. İki tane arıdan başka 45 arıdan bir tane kalmadı. Canlarının da tehlikede olduğunu söyleyen çaresiz adam şöyle konuştu. Çok üzüldük yani. Bu, sonuçta bu
bırak arıları, bizim can tehlikemiz de var. Burada bu şekilde arılar dolaşırken biz burada nasıl ikametgah edeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl kalacağız? Ne fasulyemizi bıraktı burada, ne funduğumuzu bıraktı, hiçbir şey bırakmadı yani. Şey yapsan yapamıyorsun, müdahale yapamıyorsun, yasaktır, cezası daha fazla.47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'nın bulunduğu 170 dönüm Metris kışlası 15 Temmuz Şehitler Parkı oluyor. Yakın bir zamanda park olarak vatandaşların hizmetine sunulacak kışla havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı olacak Metris kışlası havadan görüntülendi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün ardından alınan karar gereği şehir dışına taşınan birliklerin boşalttığı alanlar halkın hizmetine sunulmaya başlıyor. Alınan kararlar kapsamında Esenler atış alanında bulunan 170 dönüm alana sahip olan Metris kışlası halkın hizmetine sunuluyor. Metris kışlası 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği boşaltılan alan park haline getiriliyor. Parkın isminin ise 15 Temmuz Şehitler Parkı olacağı açıklandı. Proje tamamlandığında dünyadaki örnekleriyle yarışan bir şehir parkına dönüşecek. Aksaray'da 9 metrelik boş kuyuya düşen çaresiz köpek tam bir hafta kuyuda mahsur kaldı. Okula giden bir çocuğun köpeğin sesini duyması üzerine köpeğin kuyuda olduğunu anlaşılınca çağrılan Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ekipleri köpeği kurtardı. 9 metrelik kuyuya düşen çaresiz köpek tam bir hafta kuyuda mahsur kaldı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir haftadır kayıp olarak aranan köpek 9 metrelik kuyu içinde bulundu. Gündüz saatlerinde okula giden bir çocuğun köpek sesi duyması üzerine köpeğin sahibi Ramazan Saray ve arkadaşları arama yaptı. Yaklaşık bir saat çevrede arama yapan vatandaşlar köpeği bir bahçenin içinde bulunan 9 metrelik bir kuyuda buldu. Bir süre köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler hemen harekete geçerek kısa sürede köye intikal etti. Kuyu ve çevresinde incelemeler yapan 4 kişilik ekipten biri halatla bağlanarak kuyuya indirildi. Önce köpeği severek sakinleştirip ardından köpeği zarar görmeyecek şekilde bacak ve vücudundan halatla bağlayan ekipler köpeği yukarıya çekerek kurtardı. Kurtarılan köpeğin vücudunda yara olup olmadığını kontrol eden ekipler herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettikten sonra köpeği sahibine teslim etti. Hiçbir şeysi yok. Köpeğin sahibi Sara ise köpeğiyle ilgili açıklama yaptı. Abi bu arkadaşın eve aşağıdan getir. Okula giderken Nuri abi gel. Ses gelmiş köpeğe. Gelip bakayım demiş. Unutmuş. Gitmiş getir okula. Abi. Okuldan geldikten sonra tekrar ses gelince ondan sonra gelip köpeğe ya bakmış. Burada köpek olduğunu söyledi. Gelip bize haber etti. Bizim köpeğin olduğunu biliyor. Ondan sonra biz de geldik. Buraya bakınca köpek burada. Geldik bu, haber kaç ettik. Gündür kayıptı? Abi bir haftadır falan arıyoruz. Bulamıyoruz. Ama kaç gün önce düşmüş bilmiyorum işte yani. Muğla'da Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kültür ve sanat şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi. Yarışmaya Ege bölgesinin değişik illerinden toplam 75 rahvan at katıldı. Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kültür ve sanat şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi. Yarışmaya Ege bölgesinin değişik illerinden toplam 75 rahvan at katıldı. Bu yıl 19.sü düzenlenen ve rahvan at yarışları Uğur Mumcu Bulvarı yayla mevkiinde düzenlendi. At meraklılarının büyük ilgi gösterdiği yarışlar 10 farklı kategoride düzenlendi. Atların yarış esnasında koşması, masa hakemlerinin uyarısına rağmen devam etmesi diskalifiye olmasına neden oluyor. Yarışlar 10 kategoride yapılıyor. Toplamda 75 at yarışları katıldı. Federasyona dahil olmadığı için yarışlara katılım biraz düşük oldu. Yarışlara Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Afyon, Karahisar gibi illerimizi ve ilçelerinden katılım oldu. Dördüncü sıradaki bir bozuk. İzmir.
İzmir'de patlayan su borusunun yetkililer tarafından bir aydır tamir edilmemesine öfkelenen bir vatandaş, havuza dönen mahalleyi kameraya alıp saniye saniye olay yerini anlattığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Vatandaş çektiği eziyeti kameraya aldı, sosyal medya yıkıldı. Defalarca iş su aranmasına rağmen kaydı alınmayan mahalle. Görüntüler İzmir'den. Havuz. Patlayan su borusunun yetkililer tarafından bir aydır tamir edilmemesine öfkelenen bir vatandaş, son çare cep telefonuyla havuza dönen mahalleyi görüntüledi. Saniye saniye olay yerini anlattığı görüntülerse sosyal medyadan kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. İzmir'de patlayan su borusunun bir aydır boşa akması ve mahallenin göle dönmesine sinirlenen bir vatandaş, cep telefonuyla çektikleri rezilliği görüntülerken yaşadıklarını da öfkelenerek anlattı. Evet, buradan dereye akıyor, görüyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin defalarca aramalarına rağmen bir türlü ekibin gelmediğini önüne süren vatandaş, bir aydır tonlarca suyun kanalizasyona aktığını söylüyor. Vatandaşlar yetkilileri aradıklarında ise mahallede şebeke hattı yenilendiği için sorun yaşandığı ve ilgili çalışmaların takibinin yapıldığı söyleniyor. Şu tonlarca su boşa gidiyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.